Herkese günaydın, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yolculuk günü. Köye gidiyoruz. Yollarda karlı, her yer karlı. Burada henüz tam tutmamış, böyle oynanacak gibi değil ama yine de güzel. Köy muhtemelen çok fazla karlıdır. Güzel güzel vakit geçeceğiz. Özgür, Murat ve ben, çekirdek ailemiz. Böyle baş başa köyde sakin, huzurlu bir hayat sürmek için bir haftalığına ara veriyoruz. Tabii ki vloglayacağım o günü de. Şimdi sevgili annem kahvaltıya çağırdı. Sağ olsun, sen işte yolcusun, uğraşma kahvaltıyla, gel bize dedi. Muratlar indi, ben de şimdi kahvaltıya onlara gidiyorum. Kapıyı da çalıyorum. Menemen, patates sarısı, yumurta. Benim garantisi var. Afiyet olsun. Evet, artık evde hazırlandık. Evi toparladık, süpürdük, çıktık. Yola çıkacağız. Murat marketten bir şeyler alacak. Hava gerçekten soğuk. Arabanın içi de soğuk ama birazdan araba ısınınca çalıştıracağız kaloriferleri. Tabii ki klimayı. Özgür, nereye gidiyorsun? Galiba. Özgür'ü bilmiyormuş ama ben söyleyeyim size. Köye gidiyoruz. Allah nasip ederse bir 2,5 saate falan orada oluruz diye umuyorum. Bayağı evden böyle yiyecek falan da götürdük. Çünkü ilk başlarda hani yollar kapalı olur falan. Yani şey, tedbirli olalım dedik. İnşallah geçen kış köye gittiğimizde, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Eve hırsız girmişti. Sular yoktu, elektrik yoktu, televizyon yoktu. Bayağı üst üste mi geldi hatırlamıyorum ama ne zaman köye gitsek böyle şeylerle karşılaşırız. Allah korusun ya Rabbim. Umarım her şey yolundadır. Geçen hafta daha sevgili annemler gitti. Her şey yolundaydı. Umarım biz gidince de yolunda olur. Çünkü köyde suların kesik olması demek, hayatın durması demek. Elektrik de yine aynı şekilde. Allah'tan böyle kutu gibi köy evleri var Şeref babamların. Sobayı da hemen zaten biliyorsunuz salona kurmuşlar. O camlı yere kurmuşlar. Her yer ısınıyor yakınca. Her yerden sıcak su akıyor. Yani gayet konforlu bir köy yeri diyebilirim. Sessiz, sakin. Yani tam böyle inzivaya çekecek bir ortam. Tam karantinaya girecek bir ortam diyebiliriz. Başka planlarımız da vardı ama onları gerçekleştiremeyeceğiz biz bu tatilde. Murat'ın bu tatil sezonunda. O yüzden bir hafta böyle köyde çok güzel vakit geçirmek istiyoruz. Böyle birazcık dinlenmeli, güzel vakitler geçireceğiz. Tabii ki o anları da vloglamak isterim. Eğer siz de izlemek isterseniz. Köy vloglarını çok sevdiğinizi biliyorum. Elimden geleni yaparım. Bir de misafirlerimiz de gelecek. Pazartesi günü Hasan'la eşi gelecek. Belki önümüzdeki hafta Onurlar gelecek. Yani misafirlerimiz de olacak. Böyle arkadaşlarımızla köy evinde, karda güzel bir mangal partisi de yapmayı düşünüyoruz. Umarım her şey yolunda gider. Şimdi yemek yemeye geldik. Murat'ın çok sevdiği burada bir köfteci var. Karasu'dayız. Oraya geldik. Köfte yiyeceğiz. İnanılmaz bir kar yağışı var. O yüzden çok mutluyum. Şimdi gidiyorum. Köye gelmek üzereyiz. Buralar çok güzel. Burada daha da çok kar var. Tabii yukarıda olduğu için daha çok kar yağmış. Gelmek üzereyiz. Birazdan evimize kavuşacağız. Çok güzel. Kışın da ayrı bir güzelmiş ya. Şuradan bakın. Çok güzel. Üşüdün mü?
sürüyü hazırladım şimdi. Yoğurdu da evden getirmiştim. Kızım yiyecek. Orada salça acıymış, biber salçasıymış. O yüzden ona çorba yediremeyeceğim maalesef. Bugünlük böyle idare edelim. Yarın markete gideceğiz zaten. Bugün eşyalarımız çok olduğu için ve üşüdüğümüz için bugün uğrayamadık ama yarın market, ayrıca bir market yapacağız. O yüzden bugün böyle bir geçiştirme oluyor. Kızım ama niye eldivenlerini attı? Şu an kar yağıyor. Ve biz dışarı çıktık. İnanılmaz güzel kar yağıyor. Özgüdür'e ellerin donacak anne. Özgüdür'ü. Al kız. Al kız. Hadi at sen de bana. Hadi at. Adam yapıyorum sana. Murat, Allah aşkına gavura atar gibi atma. Allah aşkına kızım. Geldi. Acıkmış, mama yiyor şimdi. O da nasibini aldı işte. Afiyet olsun. Ya köpek çok akıllı çıktı. Murat ne dese yapıyor. Şu kardan üstüne çıkarttırıyor. Yani çok akıllı bir köpek. Muhtemelen sahipli. Öyle olduğunu anlıyorum. Bu arada kar da inanılmaz bastırdı. Çok güzel. Şimdi yemek yedik. Bak bak. Bak bak. Şu güzelliklerine bakın bak. Bravo sana. Oyun yapıyor. Oyun yapıyor. Bak 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 bak. Bak. Bakın bakın. Eskiziye bakın nasıl mutlu. Aşkım benim. Her şey onun için. Bebeğim benim. Çok şanslıyız gerçekten. Böyle imkanlara sahip oldum. Bakın Allah'ım nasıl seviyorlar birbirlerini. Sizce de bir erkeğe en çok merhamet yakışmıyor mu ya? Bence çok yakışıyor. Evet, şimdi çay saatine geçtik. Çaylarımızı badem, ceviz, fındık, çubuk, kraker. Çay saatindeyiz. Arkada da böyle güzel bir manzara eşliğinde. Keyif yapacağız. Evet, şimdi kızımla hamur oynama vakti. Baba. Pizzanın peyniri ben yiyeceğim. Baba yiyecek. Teşekkür ederim. Ama buraya koyacaktık, hani yaptığımız pizzaya koyacaktık. Öyle mi? Hı hı. Al aşkım. Sen neydin?
Yemedim, şaka yaptım, o yenmez ki. Sen ne yedin? Kandırdım seni, hiçbir şey yemedim. Böyle yaptım. İnandın mı? İnandın mı yediğime? Nereye attın? Pütürüyü uyuttum. Şimdi orada köpek var. Böyle çuvalın üstünde yatıyordu ama hani biz donar mı falan diye korktuk. Eski bir şey bulduk evde. Şimdi onun üstünü örtecek Murat eğer durursa. Ama durmuyor. Hani yat üstünü örteyim de işte demek istiyor ama yatmıyor. Hadi yat. Yani bir şey olmaz gibi ayakları, çünkü kuzenim şey demişti biliyorsunuz, veteriner o. Ayakları eğer üşümüyorsa, üstüne de kar gelmiyorsa yapacak bir şey yok. Heh, ne? Yapacak bir şey yok. Evet, fark ettim. Murat'la konuşuyoruz. Eğer üstüne de kar gelmezse kolay kolay donmaz diyordu. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle diyordu ama emin olamadık. O yüzden üstüne bir şey atacağız. Çok soğuk hava çünkü. Çok güzel ya. Kar eşliğinde kahvemizi içiyoruz. Bayağı yağıyor. Şu an var ya inanılmaz Sena. Sert. Kapatalım o zaman videomuzu. Kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha güzel kar videolarıyla yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Çok yakında görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.